Osmanlı döneminde olsa size şöyle hitapla başlayacaktım. Devletli, faziletli, marif perver arkadaşlar. Hepinizi kemali muhabbet ve an samimil kalp hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yalnız benim özrümü görüyorsunuz. 41. Osmanlı Türkçesi hocalığımda dişsiz bir vaziyette karşınıza çıkıyorum. Çapa ve Marmara Diş Hekimliği'nin, daha doğrusu önce depremin sonra salgının gaddine uğrayarak dişlerimi tamamlayamadım. Bu hem konuşmamın telaffuzunu hem sesimin kalitesini oldukça düşürüyor ama yine de belge telaffuzunda bir yanlış anlaşılma, anlamazlık olursa itiraz edin, düzeltelim. Fasih konuşmayı severim. Yani bu dersi o yüzden üçüncü ders yaptık. Aslında bu serinin ilk dersi olmalıydı. Çünkü Osmanlı arşivi ile alakalı bir eğitim programı belge ve özellikleriyle başlamalıydı ama benim ricam üzerine biraz geciktirdik işler düzelsin diye, o da olmadı ne yazık ki. Osmanlı evrakı gerçekten herkesin, hepinizin bildiği ve tekrarlamaktan hoşnut olduğumuz gibi pek çok ülkenin tarihini de içinde barındıran ve bizim nüfusumuz, edebiyatımız, sanatımız, ilahiyatımız, iktisadımız, tarihimizi içine alan çok zengin bir kaynak. Böyle zengin bir kaynağın çok kısır düşünce ve bilgiyle okunması ve anlaşılması mümkün değil. İki şeyden mümkün değil. Harf güçlüğü değil sadece. Yani divani siyakat gibi yazıların, bazen rikanın, bazen tamlamalardan dolayı nesih yazısının bile Ahmet Cevdet Paşa'nın tarihindeki tamlamaları pek çok kişinin anlayamayacağı kanaatindeyim. Ama esas müşkilatın bütün kelimeleri, cümle içerisinde bütün grubu, grupları, kelime gruplarını anladığınız halde ne kastettiğini anlamadığınız pek çok metin var. Bunu nereden biliyorum? Tahmini bir şey değil. Vaktiyle verdiğimiz iktisat, vakıf, doktora öğrencilerinin metinlerinde onlar, hocam bu ne demek istiyor diye sorduklarında, hakikaten eğer konuyu bilmiyorsam bildiğim bütün kelime manalarına rağmen anlamadığım çok kez olmuştur. Çünkü bu kelimelerin Arapça olanlarının Arap gramerindeki manalarını bazen Osmanlı farklı şekilde kullanıyor. Mesela kusur kelimesini noksanlık olarak biz bilirdik. Ben belge okuyup okutana kadar ben de kusuru noksanlık olarak kabul ederdim. Oysa kusurun harcandıktan sonra geriye kalan para olduğunu öğrendik. Adamın 1000 lirası var, 500 lirasını Hicaz Demiryolu hattına bağış olarak vermiş. Kusur 500 lirasıyla ailesini o ay geçindirmiş gibi. Hasılı bu güçlük yine de göz korkutucu bir şey değil. Bizden önceki üstadların bize öğrettikleri, kitaplardan okuduklarımız ve tasnif ederken, ders verirken, ders alırken öğrendiklerimizle Osmanlı evrakını bir nebze anlamaya çalıştık. Kısmen anladık. Halen anlamadığımız pek çok nokta var. Hala divanide, siyakatta, rikada İlk bakışta, ikinci bakışta okuyamadığımız kelimeler var. Ama Osmanlı Türkçesinde belge okumanın, daha doğrusu belgede okunamayan kelimeleri tahmin etmenin, onu çözmenin en sağlam yolu, bir dilci olarak, benim menşeim Osmanlı Türkçesidir, lisans ve yüksek lisans, o kelimenin o cümlede ne manaya geldiğini, gelebileceğini düşünmekle mümkündür. Çünkü lügatte bulduğunuz bir kelime bazen o cümleye uyuşmamaktadır o cümleyle birlikte. O zaman şöyle bir cümleyi anlıyor ve Türk cümle yapısını biliyorsanız, ne olduğunu anlayamazsanız bile ne olmadığından emin olursunuz. Çünkü katip yanlış yazmıştır diye okuyamayan pek çok kişinin uydurduğuna şahit oluyorum. Yani size biri bir şey soruyor, okuyamıyor. Fakat o cümleyle uygun mu? Yani siyak
ve sıbakına, cümlenin gelişi ve öncesine uygun olup olmadığına bakmadan, ya bu böyledir, katip hata yapmıştır. Halbuki hata yapan biz oluyoruz. Yani bir kıyafeti üstünüze, gideceğiniz yere uygun olup olmadığına nasıl dikkat ediyorsanız, kelimeler de cümleye uygun mudur, değil midir, mütalaa etmeniz gerekir. Benim çıkış yolum bu oldu. Osmanlı Türkçesinde merhale kat edebilmek için. Yani bu ne demek istiyor? Bu kelime buraya uygun olur mu? Öğrenciler okurken, hocam bu kelime şudur diye çok rastgele, çok amiyane tabirle sallarlar ya. Halbuki o kelimenin oraya uymadığını 10 saniye, 5 saniye düşünse kendisi de anlayabilir. Osmanlı evrakının adedi konusu da bu belgelerden bahsedeceğimiz için girdiğimiz arşive 87 yılının başında 150 milyon ile başlamıştı. 120 milyon, sonra 105 milyon, sonra 90 küsür milyona, 95 milyona kadar indirildi yeni sayımlarla. Fakat şimdi Cumhurbaşkanlığına gelişimiz ile birlikte herhalde bize katılan evrakla 100 milyonu geçmiş olmalı. Sonra bilip öğrenebilirdim ama herkes kendi araştıracağı evrakla mesul olduğu için sayıyı bilmenin de çok ehemmiyetli bir yanı yok kanaatindeyim. Fakat şeriye sicilleri gibi, mühimmeler gibi, Divan-ı Hümayun defterleri gibi yazı karakterleri farklı olan ve o yazı karakterlerini de güzel ve doğru okumak için eğitim almayı gerektiren fonlar bizim için önemli. Ne fonda çalışacaksak, hangi konuda çalışacaksak onun yazı karakteri olan yazıyı da bir hayli tetkik ve tetebbu etmeliyiz. Şimdi ben bu konuşmayı, bu dersi iki bölüme ayırmayı düşündüm. Birinci bölüm ilk 45 dakika veya bir saatte yazı çeşitleri ve belge çeşitleri. Ha, bu arada bir Word metnini hızlıca okuyacağız veya size ekrandan takdim edeceğim. İkinci ve mühim olan bölümde, yani benim kitaplarda daha az bulabilme ihtimaliniz olan şey, belge okurken o kelimeleri size izah etmek, anlatmak ve akademik hayatta yapılan bir kısım tamlama hatalarına işaret etmek olacak. Esas belki benden belge okumada istifade edeceksiniz. Çünkü bu kitabı ben taradım. Pek çok kitap var hatla ilgili. Benim çok rengin bir kütüphanem vardı bir kısım bağışlamakla birlikte. Pek çok hat kitabında bu bahsettiğimiz örnekler eciş bücüş bir vaziyette. Muhittin Hoca benim liseden hocamdı. Hat profesörü zaten emekli olmakla birlikte. Çok iyi derlemiş bu kitabı. Şimdi burada hat tarihi bizi şu bakımdan az ilgilendiriyor. Osmanlı arşivinde uygulanan hatlara bakacağız. Hat sanatıyla ilgimiz yok. Çünkü arşivde örneği olmayan bu Osmanlı arşivi dersi aynı zamanda. Duvarlardaki levhalarla işimiz yok bizim. Arşivdeki evrakla işimiz var. Altı çeşit dedikleri aklam-ı sitte şeş kalem, yani altı yazı türü. Sülüs. Bunun dört bölüğü düz, iki bölüğü yuvarlaktır da hattatların nokta usulü ile harfleri bölerler. Üç nokta aşağıya doğru köşeli bir vaziyette kamış kalemle yaptıkları onlardan bahsediyor. Mailleriniz arkadaşlar da varsa ben gerek medyadan gerek benden rica edenlerden ve transferle 2 GB'a kadar ki bu çok az bunlar malzeme gönderiyorum. Yani bunlardan isteyenlere gönderebilirim. Belki bir kısmı sizde de vardır bunların. Sülüs muhakkak biraz sonra örneğini göreceğiz. Arşivde kısmen olan bir örnek. Reyhani muhakkaka tabi. Reyhani'yi arşivde görsem muhakkak zannederim. Çünkü biz belgeyi okumaya çalışıyoruz. Yani iri olmuş, küçük olmuş ne ifade ettiğine bakıyoruz. Reyhani de klasman dışı yani bu ölçüye göre. Enes'i
Yani nesih bizim anayazımız. Arşiv el yazısı ağırlıklı olmakla birlikte nesih hem divanlarda, hem arizalarda, hem kanunlarda, hem matbu kitaplarda çok kullanılır ve nesihdir diye asla yazıyı hor görmeyin, hafif görmeyin. Ben Mevzuatul Ulum kitabını okutmaya çalışıyorum. Ve Arapçası benden iyi, hafız bir gruba. 1600'de ilim tasnifi ile ilgili Taş Köprülü Zade'nin Arapça yazdığı oğlunun Osmanlı Türkçesine, eski Anadolu Türkçesiyle çevirdiği bir kitap. Öğrendiğim kadarıyla ben bir grupla onu yazma eserlerden telif, sadeleştireyim diye, aman transkrip edeyim diye plan yaparken birinin yaptığını öğrendim. Umarım iyi bir netice almıştır. Arkadaşlar, eski Anadolu Türkçesi benim en sevdiğim lisansta sahaydı ama bu kadar yıldır burada çalışıyoruz. Canım çıkıyor okumak için. Çok zor yani. Kullandığı Arapça kelimeler, lügatten yeni çıkmış kelimeler kullanıyor. Çok eski Anadolu Türkçesi, Türkçe kullanıyor. Matbu metinleri küçük görenleri ben de pek iyi görmüyorum yani. Matbu ve nesih aynı tabiri. Tevki'i örneğini göreceğiz. Yarısı yuvarlak, yarısı düzdür demiş. Rika zaten Osmanlı arşivinin ana yazılarından biri. Bu altı kalemde enteresan bir şekilde divani ve siyakat yer almıyor. Yazı karakterleri zikredildiğinde. Çünkü divaniyi Osmanlı Türkleri uydurmuş. Rika'yı da burada yer almakla birlikte 1850'de Bab-ı Ali'de kalem üstadlarından Mümtaz Efendi geliştirmiş ve onun adıyla Mümtaz Efendi Rikası olarak şöhret bulmuş bir yazı çeşidi. Fakat öyle ki o belgeyi okuttum ben 15 sene önce falan. O zaman dijital fotoğraf alamadığımız için kağıt olarak klasörümün birinde %100 var ama o zaman 60-70 klasörüm vardı. Her birinde 100'e yakın belge olan. Bir yere not almadığım için size gösteremeyeceğim, çok özetini aradım bulamadım da. Bir belge Rika ile ilgili çok dikkat çekici. Rika harflerinde bitişmemesi gereken harfler ve ekler de bitişiyor ne yazık ki biliyorsunuz okuduğunuz için. Sadarete birisi yazı yazıyor. Okuyamıyoruz. Lütfen harflerin bitişmemesi gerekenleri bitiştirmeyin diye. Fakat verdiği örneklerde kendi de bitişik yazmış. Bu çok yani bundan sonra gavura gavur denmeyecek mantığıyla yazılan bir şeydi. Divani de zaten iki tane divan var. Bir bizim divan Hümayunumuz. Orada yazılan mühimmeler, hükümler divani yazıyla divana ait. Bir de şairlerin ciddi bir vaziyette yazdıkları şiir kitapları, onların yazıları divani değil. Hemen hemen hiçbiri divani değil. Yarika, ekseriya, talik yazı. Dedikten sonra küfi yazı, bizim arşivde bir örneği var Erzurum vilayeti ile ilgili, onun anteti. Bir de İranlıların bize gönderdikleri antetlerde küfi yazı var bildiğim kadarıyla. Şimdi bu gördüğünüz ve bildiğiniz gibi divanda yazılan Berat'ın yazısı divani. Bu da bir ferman örneği. Yazısı aşağıdaki yine divani. Yukarıdaki de padişahın yazdığı yazı Rika. Bir buyuruldu divanisi, sadrazamın buyurulduğu. Evet, orada buradan daha güzel görünmüyor ama ışık fazla gelmiş oraya aslında. Şimdi hem iki tür divani var burada. Bir Hattı Hümayun, 4. Mustafa'nın çok 30 yıl civarında hapiste kaldığı için elleri titremiş, korkmuş bir vaziyette. Yukarıdan aşağıya doğru havadayken eli olan bütün çizgiler titrek,
elini yerden sağdan sola yazacağı harfler daha net bir vaziyette benim yorumum. Altındaki Rika yazısı, Sadrazamın Sahhı ve Divani yazı. İç içe yani zaten muameleli evrakta bir tür yazıdan bahsetmek mümkün değildi. Adam arızasını nesihle yazar, kaleme gelir, kalem divaniyle, rikayla, çoklukla, divaniyle kalem amiri işlem için bir yere havale eder. Havale olunan kalem talikle, rikayla, divaniyle bilgileri verir. Son hüküm gene büyük ölçüde divaniyle biter. Bu harika bir divani örneği çünkü Medresetül Hattatin'de Hattat Macit Efendi'ye verilen icazet. Bunu belge okumada okumaya çalışacağız kısmet olursa. Ve aşağıda soldaki imza da meşhur Evkaf İslamiye Müzesi Meclis İdare Reisi Mahmut Kemal İnal. İcazet metni böyle oluyor. Yani bu yazıyı icazet metinlerinde Hattat'ın kendinden meşk eden icazet almaya hak kazanmış kişiye bu yazıyla derslerimden başarılı olmuştur, derslerimde başarılı olmuştur bilgisini verdiği yazı bununla yazılır. Zaten örnek göreceğiz. İşte gördük bile ve enteresan bir şey arkadaşlar. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Bu rahmetli Mustafa Recep Berk'ten ben Rika dersi aldım. Bu icazet sahibi olan Hattat'tan. Fakat büyük bir Hattat değildi. Nur Osmaniye baş müezziniydi. Fatih Kütüphanesi'nin kütüphane olduğunu belirten levhasıyla Sultanahmet dış kapısında bir yazısı vardı. Nesihi güzeldi. Ama bu Allahu veliyü tevfik ve huve nimer refik güzel bir sülüs değil yani. Sülüs, nesi ve işte icazet yazısı. Bunlar arşivde çıkar mı? Arşivde Hafız Osman'dan Yeni Kapılı Ali miydi? Bazı hattatlara dair sayfalar olduğunu biliyorum bizim bir gösteri kitabımızda. Sebebi orada çalışan birisinin masasında bırakıp vefat ettiğinde arşive kalması gibi olabilir. Aynen Ahmet Cevdet Paşa'nın mektuplarının arşivde zuhur etmesi gibi. Yani arşiv nazırken arşiv aman devletle alakalı çalışmalarını eve götürüp nezaretten sonra evrak arşive alınırken muhtemelen mektupları da o şekilde alınmış olabilir. Böyle hata yapılabilir mi diye sormayın. Çünkü tasnif ederken, tahsih ederken, tasnif sisteminde, tahsih bölümünde çalışırken şöyle bir evraka rast gelmiştim. Yani bizim durumumuzu mazur gösteren bir şey. Anadolu'dan birisi müsin, yani yaşlı olduğu için emekli olmuş, edilmiş. İstanbul'a gelen kağıdın da katip, niçin mest yazdınız? Mest olduğu için adam emekli mi olur? Düzeltin, geri gönderin demiş. Çünkü talik yazıda, aman Rika yazısında zihnim karışık çünkü bir kargaşadan dolayı sahurdan sonra hiç uyuyamadım bu malzemelerle ilgili. Uyumadım. T ile nun birbirine çok benzer. Müsin ile mest aynı harflerle adeta yazılı. Yani Osmanlı döneminde bir katibin hani tersi olsa anlarım, taşradaki adam bu hatayı yapsa anlarım ama eğitim görmüş bir adam acaba işi yokuşa sürmek için mi? Tabii orasını mahşerde birbirleriyle görüşecekler. Bu işte biraz daha güzel bir icazet. Bizzat icazet yazısı ve Hasan Rıza gibi fevkalade büyük bir hattatın icazeti. Şimdi biraz önce muhakkak önümüze çıkacak demiştim. Yukarıdaki yazı sülüs yazısıyla birlikte de göreceğiz. Daha keskin ve kuyrukları daha uzun bir yazı. Aşağıdaki Reyhani yanlış görmüyorsam. Reyhani'yi görmezden geleceğiz yani bizim sahamıza girmiyor. Her ne kadar ikisi de Besmele-i Şerife olmamakla birlikte burada var ama küçük. Muhakkakın daha keskin sülüsün
daha yuvarlak hatlı olduğunu az çok gösteriyor. Ortadaki yazı ve sondaki yazı Nesih yazısı. Bu da üç yazı çeşidini içinde barındıran Şemail-i Şerif, biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'ın özelliklerini anlatan levhalara denir. Bu muhakkak besmele. Yani besmeleyi muhakkak tanırız. Çünkü hep aynı yazılıyor. Ortadaki Nesih gördüğünüz üzere bu Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali ve وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Enbiya 107. ayet olmalı. Sülüs yazısı. Bir talik Necmettin Okyay'ın. Ha, yani icazetten talik yazısına geçtik. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Niçin oraya girmiş? Alfabetik sırayı bozmuşum demek. Nesih'i anlatmaya gerek yok. Fakat Hamdi Yazır'ın kardeşi Mahmut Bedrettin Yazır'ın yazısıyla şu kadar güzel bir Nesih olur mu? Nesih'in en güzel örnekleri de Şeyh Hamdullah'ın Nesih'idir. Böyle tok, çok hoştur onun da Nesih'i. Vakıf-ı Müşarun İley Hazretleri Galli-i Vakıf'tan Beher Yevm 20 Akçenin 20 Fakir Yetime Tevzi ve Taksimini Şart buyurdu. Rahmetli babaannem 1800'ün sonlarında doğmuştu. 1980'de vefat etti. Yigirmi derdi. Yazıldığı gibi okurdu. Şimdi Rika ile devam ediyoruz. Ve Rika örneklerinden ilk Ahmet Cevdet Paşa'nın hatununa yazdığı mektup. Şimdi bu işareti Twitter'da bir kere bihi diye paylaştım. Arkadaşım birisi huve diye cevap verdi. Yahu he var ama sonda vav yok. Nasıl bunu huve okuyorsun? Vallahi tarih hocamız bize huve öğretti 4 yıl boyunca demesin mi? Yani yazıştık. Ben eksantrik benzetmeyi bir öğrencim yapmıştı. Hocam bu 4 mü diye. Yani bihi onun adıyla. Bunu belge bölümünde okuyacağız ama bir çeşitlilik olsun diye ilk belge okumamızı Cevdet Paşa'nın seyahatte adamdaki düzene bakar mısınız? At üstünde, deve üstünde, ıslahat için memuren dağlara, tepelere, bir yerlere gidiyor. İstanbul'daki ailesinin tahvilleri bozdurma sırasında, ay sırasına göre onlara gönderiyor. Güzel tay falan gönderiyor, çocuklarına hediye gönderiyor ve de mektup gönderiyor. 25'e yakın mektup var. Karısı başkalarına okuttuğu ve yazdırdığı mektupların ortasında, yani birkaç yıl devam ediyor bu, kendisi yazıyor. O mektubu aradım, onu da bulamadım. Benim tabii bu diş göz kapağı tedavi sezonunu açmıştım. Kapatamadım ama bu işi dört başı mamur örnek. Bunlar fazla bile ama onu bulmak isterdim. Baktım bulamadım. Kendi elinle yazdığın, ibare aynen onun. Kendi elinle yazdığın mektubu aldım, yüzüme gözüme sürdüm diyor bu koca ağırbaşlı paşamız. Bütün mektupları böyle. Nuru aynım efendim. Ordu-i Hümayun'dan İstanbul'a. Burada duracağım şimdi. Ordu-i Hümayun'da. Çok sevdiğim bir iktisat doktora talebem, şimdi Eskişehir'de öğretim üyesi. Hepimizin sevdiği, bizden ayrılan, profesör olan bir arkadaşın çok sağlam bir tarih transkribe ettiğini söyledi. Elhak, ben de %100 inanıyor ve güveniyorum. Bir hatayla atın bir bacağı kesilmez, yani atın bir nalı düştü diye. Fakat rastgele PDF'sini açtım, rastgele bir sayfaya baktım. Ordu-i Hümayun yazmış. Doğru. Fakat dipnotta yukarıda orduy kelimesi iki kere geçiyor demiş. Ya orduy diye bir kelime mi var Allah aşkına? Bu U'dan sonra sizin kaynaştırma harfi dediğiniz Y'nin söyleyişi kolaylaştırmak için yazılmasından ibaret bir şey. Orduy tire
I olmaz. Ordu tireyi. Tarihçilerin sıklıkla yaptığı bir hatadır bu. Ordu'yu Hümayun'dan İstanbul'a bir binbaşı azimet eylediğinden, azimet vardığından, değil mi? Geri dönmek avdet. Reyhaniye işi olmak üzere tedarik olunan iki ek, iki en bir kilim, değil mi? İki en, kilimler enleri olur. İki en bir kilim, tabii ek okumamız da hata değil ama işte uymuyor. Yani iki ek okuyup da yayınladığın zaman, bu hatıralara tekrar dönüyorum. Ahmet Cevdet Paşa'nın, ben editörü olduğum bir dergide bazı mektuplarını yayınladım. Sonra bir doçentin bir fuarda 25 mektubunu yayınladığını gördüm. Hemen aldım, Allah'tan parasını verip satın almamıştım. Gene rastgele açtım. Adam şöyle yazmış. Diğer köşem. Çaker köşem yazmış. Diğer köşem var da çaker köşem nereden oluyor? Niye? Çünkü ciğerin C'den, cimden sonra kafa geçerken hafif bir elif varmış gibi kafa geçiyor. Bir boşluk yaparak. Adam onu çaker okumuş. Okunabilir. Bak ben de çaker okurum ama köşem gelince oğluna hitaben oğlum köşem. Ne yapıyorsun yani? Yazıyorsun sonra bunu. Bunu böyle okuyabilirsin bak. Bunu ben size ya çocuklar çaker köşem ne bu? Anlıyor mu? Hocam bu ciğer köşem dersiniz olur biter. Yayınlarken sorun birine. Polis teşkilatının kuruluşunun bilmem 170. yıl dönümünde bizim Gülhane'deyken arşiv binası polis müdürlüğünden geçiyorduk. Banık Osman'dan verilen pasaport yazmışlar. Bunları efsane değil, gözümle gördüğüm şeylerden bahsediyorum. Ya karşında senin Osmanlı arşivi var. Binadan çıkıp 25 adım yürürsen muhakkak o zaman 10 yıllık, 5 yıllık bizim gibilere, şimdi 36. yıldayız ve bizden önce orada olan 40. 45. yılı olan insanlara rastlardın. Banko Osmani'yi Banık Osman okuyor. Şimdi bak gene Banık Osman okunabilir de Banık Osman pasaport verebilir mi? Hangi kişi pasaport veriyor Allah aşkına? Yani böyle okursak bir belgeyle dersi bitirebiliriz. Geçen bir belgeyle 2 saatlik bir ders yaptım gerçekten. Ama mektup değildi, yani irade-i seniyyeydi. Ama daha hazinini söyleyeyim. Yukarıda sadrazamın kendisine muhtelif nezaret ve müdürlüklerden gelen belgeleri özetleyip telhis veya tezkire namıyla başkatibe, padişahtan irade almak için gönderdiğine söylediğim halde ve başkatibin gelen iradesi üstü tezkire altı irade olan belgeyi büyük olan belge türüyle adlandırır. Buna irade denir dediğim halde arkadaş seraskerlikten gelen bir tezkire sebebiyle seraskerlik tezkiresi demiş. Orada geçiyordu, onu da anlatmıştım. İlim okumakla ama dersler dinlenerek anlaşılır. Çünkü derste okumuyorsunuz. Ben okuyorum, konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Yani ben sıkça konferanslarda söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de görmek, duymak ve konuşmak sırasında işitmek her zaman birinci sıradadır. İstisnası hiç yok. Dinlemezseniz anlayamazsınız. İnsan sözünden yakalanır. Atasözü budur işte. Karşıdan birisi gelir konuşur. Siz hiç konuşmadan dinlersiniz. İş vereceksiniz vermezsiniz. Vermeyecekseniz verirsiniz. Mesela Abdullah İbnül Mübarek kendisine hadis rivayet etmek isteyen bir kaymakamı dinlemiş ve onun hadisini rivayet etmemiş. Adam anlamış ehil sika dedikleri güvenilir olmadığı için kalkmış gitmiş. Yani anladım siz beni güvenilir bulmadınız diye dış kapıya kadar uğurlamış onu. Niye böyle yaptınız? Hem benden hadis rivayet etmediniz hem dış kapıya kadar uğurladınız. O hadise olan hürmetimde. Ayrıca ben misafirim olarak sana hürmet ederim yani. Dış kapıya kadar uğurlarım. Şimdi misafir çıktığı gibi kapıyı pat kapayan bir
nesil olarak bir aradayız. Neyse, ikinci satıra geldim değil mi? Evet, iki en bir kilim ile bir seccade ona teslimen irsal olunmuştur. Bu irsal bugün irsali olarak kullanılıyor biliyorsunuz, gönderi. Usul haberine, ulaşma haberine işar eylemeniz mercudur. Bu işar kelimesini de %100 işar diye bilmemek lazım. İşar yazarak bildirmek. Ama bu harflerle aynı zamanda edebi bir metinse büyük ölçüde eşardır. Eşar-ı acizanem benim şiirlerim. İşar-ı acizanem benim bildirimim. Hadi bakalım. O zaman sıyak ve sıbak önemli oluyor. İşar-ı acizaneme göre siz yarın geleceksiniz veya işte işar-ı makamilerine göre, ama eşar-ı acizanem budur, buyurun okuyun dersem şiir olduğu anlaşılır. Mercu rica olunmaktadır. Bugün kullanılmayan, ben 90 yaşında birisi için kullandığımda bir 10 saniye şaşkınlık geçirdiğini gördüm. Tekrar teşrifiniz mercu ve müsterhamdır efendim dedim. Ve ilk 5-6 saniye benden ummadı tabii, yani 20 sene önce bu vaka oldu. Ali Sedat ve Fatıma Aliye, Fatma Aliye ve Emine Semiye'nin gözlerinden öperim. Cenab-ı Hak cümleye sıhhat ve afiyet versin. Elhamdülillah, buraca cümlemiz sıhhat ve afiyetteyiz. Hemen, dağdan da, bak söylediğim şey bu, ordu-yı Hümayun ile çadır kurup geziyoruz. İftirakınızdan, ayrılığınızdan başka kederimiz yoktur. Asi denilen adamların pek çoğu gelip hizmet etmektedir. Burada bir ünlem var tabii, yani onun yazmadığı. Baki sağ ve var olasıl efendim. Fi 15 Muharrem sene 1282 Ahmet Cevdet. Hamili şukka bir belge çeşidi. Şukka Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Kumaş parçası ama küçükten büyüğe zannediyorum verilen bir belge, sunulan bir belge çeşidi. Hamili şukka binbaşı Hacı Hasan Ağa'nın hanesini Üsküdar'da, hanesi pardon Üsküdar'da olduğundan Zehra Hanım ondan istediği kadar malumat alabilir. Rika örneğinden belge okuduk, usulümüzü bozduk ve bunu aslında ben iki parça olarak okutuyorum. Çünkü çok uzun olduğu için Tanzimat Fermanı deyip yanlış adlandırdıkları, aslında ferman ve berat örneğini görünce tekrar dile getireceğimiz bir şey. Benim vezirim diye başlayan bir şey asla ferman veya berat olmaz. Padişahın el yazısı yani Hattı Hümayunu olur. Bunun adı Gülhane Hattı Hümayun'dur. Gülhane dokunduğu için bu adı almıştır. Aslında Hattı Hümayun'dur. Ama bir devirle alakalı işlem yapıldığı için bununla birlikte Gülhane Hattı Hümayun'dur. 1940'lara kadar, hatta ben 58 doğumluyum, 70'lerde falan Gülhane Hattı Hümayun'u diye okuyordum kitaplarda. Sonradan, 80'lerden sonra Tanzimat Fermanı şeklinde adlandırıldı. Bunu Mustafa Reşit Paşa'nın yazdığı söyleniyor. Yani padişahın, Abdülmecid'in bu kadar uzun Hattı Hümayun'u yazmama ihtimali yüksek. Gece vakti kendisi kaleme almış. Tabii padişah namına oymuş gibi kaleme almış. Zaten kendine de benim vezirim ile yerini ortaya koymuş. Burada bir de padişahın yerini ortaya koyan bir ifade var. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr diyor.
Ferman ve beratlarda huvel mu'in, huve gibi ibareler var ama burada resmen Mülk suresinin ilk ayeti var. Yani her şeye kadir olan Allah'ın adı ne güzeldir, ne büyüktür, onu mübarekleriz diyor. Padişaha yerini göstermiş oluyor. Haddini bildiriyor diye lüzumsuz bir cümle söylememiş olayım. Yani burada hem dine bağlılığı hem batıya bağlanırken dinden de uzaklaşmadıklarına ima da var. Ve zaten o bölümde okuyacağımız için belge örneklerine geçelim. Zaten ilk cümleleri de bunu çok açık ortaya koyuyor. Hattı Hümayun'dan Rika ile karışık bir örnek. Önce Hattın yazısına bakalım. O da mamafi, ne talik ne divani. Ben buna Rika derim. Padişahın hattı. Burada takrir, açık bir Rika örneği. Çok açık bir iradeler, İDH, irade dahiliye demek. Hemen hemen tamamen Rika ile kaleme alınırlar. Biraz önce bahsettiğim sanat tarihi layihası bir belge çeşidi olarak adı da konulmuş bihinin altında. Oldukça güzel bir rikayla, fakat bunu bir profesörün yayınladığını gördüm ama bir hayli baştaki satırları yanlış okumuştu. Bu fevkalade önemli Din ve Hayat dergisinde İstanbul Müftülüğü'nün sanat tarihi özel sayısında ben bunu değerlendirdim. Mimarlıkla ilgili iki sayfasını aldım. Ne kadarını okuruz bilemiyorum. Bu Ali Emiri'nin Millet Kütüphanesi'ni kurma hikayesini anlattığı bir layihası. Ben Rika derslerine eskiden bununla büyük ölçüde başlardım. Yazı güzel görünüyor ama hoş kelimeler var. Yani öyle çok da kolay okunacak gibi görünmüyor. Ve siyakat bihi, bak okuyabildiğim şey şimdi aklıma gelmiyor, verile olabilir. Beciheti vazife-i kemani Hasan, neymiş burası? Muallimana enderun hümayun berai şehri zilkade za sene 1094 in kadar meblağ an hazine-i amire dade fermude verilmesi emredildi. Ezan sebep, şu sebepten canibi muhasebeyi evvel, yani baş muhasebe tezkire nüvişte diye devam ediyor. Güzel bir siyakat örneği. Çok hoş bir sülüs yazısı arkadaşlar. Ve bu çırçırlı Ali'nin Rabbi yesir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr, Allah'ım kolaylaştır, güçleştirme, hayırla tamamla sözünün inanılmaz ahenkli bir istifi. Bunu gördüğünüz zaman çırçırlı Ali'yi hatırlarsınız. Vallahu galibun ala emrih, Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vahhab. İkisi de sülüs, yanlış görmeyin. Celi sülüs tabii. Celi büyük demek. Yani normalden büyük yazılar için kullanılan bir tabir. Bu emir kelimesine belgede de görünce söyleyeceğiz, denk gelmeyebilir, unuturum diye. Emir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de, belgelerde de %100'e yakın iş manasında kullanılır. Emri mühim, mühim bir iş demek. Vallahu galibun ala emrih, Allah işinde galiptir. O kendi işinin galibidir. Ya ona kimse şunu yap, bunu yap diyemez manasında. Emir kelimesi buyruk manasında da var ama Osmanlı onu emri ferman olarak kullanıyor. Ve çokluğunda değişiyor. Kökleri aynı, üç harf olan emir. İş olursa umur oluyor. Nazırlıkların, bakanlıkların içindeki umur odur. Umuru dahiliye nezareti. Nezareti umuru dahiliye. Umuru seraskeriye gibi. Seraskerlik işleri. Ama emru ferman deyince iş ve buyruk değil. Emretmek ve ferman buyurmak. Aynı şey
resim kelimesinde var. Resim bugünkü fotoğraf için hiç kullanılmıyor. Onun için Osmanlı suret kullanıyor. Sureti hasenelerinizi lütfen bana gönderin. Yani birer resminizi gönderin gibi. Resim vergi manasında çokluğu rusum. Bir daha çokluk yapılmış rusumat. Burada bir şaşkınlığa düşmemize gerek yok. Rusumat vergilerler değil. Osmanlı bazen çokluk olarak anlıyor, bazen teklik olarak anlıyor. Evlatlarımızı çok seviyoruz derken bir çocuğu da kastedebilirsiniz. Çok çocuğu da kastedebilirsiniz. Evlatlar evlat gibi yani teklik kabul ediliyor. Resim verginin dışında bir de tören demek. Çokluğu o zaman merasime dönüyor. Resim vergi ise rusum veya rusumat, törense merasim. Resmi geçidi de artık siz biliyorsunuzdur, çocukluğumuzda ve hala öyle zanneden resmi geçit zannediyorlar. Resmi tören. Halbuki resm, tire-i geçit, geçit töreni. Evet, bu noktalara da temas ettikten sonra çok hoş, inanılmaz güzel bir sülüs ve nesih yazısı. Kiminmiş? İsmail Zühtü. İsmail Zühtü Ordulu'dur. Kardeşi Mustafa Rakım da Ordulu'dur. 9 yaşında ağabeyinden icazet almış ve Sultan II. Mahmud'un hat hocası, Tuğrakeşi ve ressam, çok hızlı yazan bir hattat. İnanılmaz büyük bir hattat. Bu onun ağabeyinin yazısı. Sülüs'teki ve Nesih'teki güzellik inanılmaz. Yine bir sülüs ve nesih örneği. Yazılardan çıkamadık vaktimiz bitmek üzere olmakla birlikte. Bunları zaten biliyorsunuz. Yine sülüs, nesih. Sülüsle nesih zaten çok ayrı. Yani irilik bakımından. Celi sülüs tabii bunların hepsi. Talik hattına geçtik. Ama kırık talik. Yani ince olduğu için muhtemelen. Bu Osmanlı arşivinde bu fakirin fotoğrafını çektiği bir arızayı ifade eden talik. Bunu da öbür bölümde okumaya çalışırız. Bunu niye talikten örnek verdim? Yıldız Sarayı Hümayunu talik antet. Alttaki yazı Rika ama. Ve bir cihat fetvası, bu da talik yazı. Bu suretle el-yev makamı hilafet İslamiye ve memaliki mahruse-i. Mahrusa değil arkadaşlar, sin çünkü. Bir talik örneği daha, Meşk Hattat'ın talebeleri için yazdığı örnek. Ve celi talik. Divaninin celisi var, sülüsün var, talikim var. Bildiğim kadarıyla üç yazının biri. Elhamdülillah. Bunların renklerini bulabilirdim fakat kitap aynı kitaptan örnek almayı tercih ettiğim için böyle yaptım. Talik levhalar ne kadar güzel. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Rahat 28. Dikkat edin, kalpler Allah'a zikirle tatmin olur. İhtiyarımla acep ben hiç olur muydum tabip? Ger bileydim alemin bunca devasız derdine. Diyor Necmettin Okuyay. Ondan önceki büyük Yesarizade'nin Celi Talik örneği. Osmanlı dönemi belge çeşitleri ve özellikleri hepsi mümkün değil. Çünkü belki 100 tane, hadi 50 tane olsun tezkire, bir sürü ilmi haber örneği, bir sürü ariza örneği. Yani Osmanlı iş bu ariza mı deyince bu belgenin adını söylüyor. İş bu tezkire deyince söylüyor. Tezkireyi nezaret penahi geri verildi deyince belgenin türünü söylüyor. Yani belge türlerini oldukça fazla zikretmek mümkün ve Osmanlı arşivi buna bir gayret ile başlamıştı. Bundan 6-7 sene önce. Belki yarıyı da geçtiler kitabı bitirmek için. Yani Mübarek Hanım'ın diplomatika kitabının daha tamamlanmış ve eksiklerin tamamlanmış hali olacaktı. Fakat nedense dağıldı. Grubun en tecrübeli 41 yıllık çalışanı da, Berat konusunda da uzman arkadaş, emekli oldu yaş haddinden.
Sonra kendisine verilen zat da vefat etti İrsika'dayken. Bir kargaşa oldu. Ama asıl olan şudur. En çok kullanılan belgeler hakkında sağlam, az ama sağlam bilgi bizi rahatlatır kanaatindeyim. Şimdi ferman, padişaha ait olanlar, ben bu konuda bir hukuk tarihinde padişaha ait evrakın özellikleriyle ilgili bir tebliğ sunmuştum. Yayınlatamadım çünkü Abdülkadir Özcan'ın bir kaynağını kullandım. Dolaylı olarak birinden kitabı alıp kendisinden kullanmak için aradım taradım bulamadım. Vazgeçtim, tebliğ kitabı yayınlandı, sonra buldum hepsini. Yani o sıra hiçbir yerde mevcudu yokmuş. Ve hoca arşive de kütüphaneye de vermemiş o kitabını. Yani bu teziniz, doktoranız, yüksek lisansınızı getirip kütüphanemize verin. Yani bu büyük problem oluyor. Ferman, padişah emirlerinde en çok kullanılanlardandır. Görecek olduğumuz gibi üstünde tuğra ve hitap elkapla başlar. Düsturu mükerrem müşiri müfahham diye başlar. Zaten burada da yazıyor. Arka yüzünde pençeler olabilir. Atlayarak söylüyorum çünkü belgenin kendisindeki bilgiler bize daha faydalı olacaktır. Fermanlar için şunu söyleyebiliriz. Beratlarla iki farkı var. Bir, beratların nişan, şerifi, alişanı, sami, mekanı, sultani diye başlaması. O girift satırla başlaması. İkincisi, beratlarda isimlerin muhakkak yer alışı. Fermanlarda emrin tekidi. Fermanlarda bazen o emri yapacak olan adamdan bahsedilmez bile. Aslı olan o emirdir. Ha Mustafa yapmış, ha Ayşe yapmış, ha Ali yapmış. Bana emreder, ben öldüm, sakatlandım, kaçtım. Ne olacak, emir havada mı kalacak? Ama isim olmayınca o emir başkasına aynen havale edilir ve o iş yapılır. Yani fermanlar için bunu söyleyebiliriz. Bir de tarihlerde Divan-ı Hümayun'daki emirler evail, evasıt, evahir diye tarihlenir. Yani onar günlük dilimler halinde. İlk 10 gün evail, ikincisi evasıt. 21'den 30'a kadar olanlar evahir diye. Fakat bilgisayar uyumsuzluğundan dolayı eğer selh ve gaye kelimeleri ayın sonunu ifade etmekle birlikte 30 diyemiyoruz. Biz 29 diyoruz. 30'u niye kabul etmediğini de yani 20 sene önce öğrendim. Şimdi aklımda kalmadı. Berat'a gelince o da yazılı kağıt manasında Arapça bir ibaredir, bir kelimedir. Dediğim gibi nişan-ı şerifi, alişan-ı sami, mekan-ı sultani ve tuğra-i, garra-i, cihan-ı, sitan-ı hakani nüffize bil avnir rabbani hükmü oldur ki. %100'e yakın bu ibare hep kullanılır. Bazılarında bir kelime grubu hariç tutulabilir. Maliyeden verilen fermanlar ve beratlarda tarihler açıkça zikredilir ay gün olarak. Name-i Hümayun bizim pek özel konular dışında görmediğimiz evrak türleri. Ahitname de öyle. En çok yüz göz olduklarımızdan birisi Hatt-ı Hümayun. Yine padişahın bazı istisnai haller hariç bizzat kendisinin yazdığı yazıya emire denir. Bu beyaz üzerine, ünvanına, telhis takrir üzerine yazılan örnekleri var. Bunlar bizim tasnif için aldığımız bilgiler. İrade-i Seniyye yine padişahın emri. 1248 mi yazıyor? 50'den itibaren iradeler değişmiş. Sebebi tahrir hükmü biliyor musunuz bilmiyorum. Ben tasnif etmeden önce sebebi tahrir hükmü nedir bilmiyordum. Ondan bir örnek koydum. Gene padişahın tuğrasını taşır. Maliyede hazırlanan belgelerdir. Aynen berat gibidir ve senet hükmündedir ama. O yüzden mukata yaparız biz onu. Beratlar berat olarak değil mukata olarak kayda geçer tasnifte. Buyuruldu çok bilinen ve Türkçe fiilden türeyen bir belge türü.
Sadrazam buyruldusu buyruluların %90'ını oluşturur. Ama beylerbeyi, sancakbeyi, kadasker, kaptanpaşa gibi yüksek rütbeli kişilerin de buyruluları vardır. Ben onlara 300 bin evrak elimden geçmişse 5 tane falan rastlamışımdır. 100 binde bir yani veya iki. Bunlar da Hattü Mayun gibi beyaz üzerine buyuruldu olabiliyor. Yani doğrudan sadrazamın bir emir yazması, bir işten dolayı yazmaması manasında. Diğeri de telhis üzerine yazılan buyuruldu. Telhis özet demek, burada bir iki örneği var hatta. Oradan göstermemiz daha güzel olacak. Nasıl başladığını söylüyor. Şevketli, kerametli, mehabetli padişahım. Takrir biliyorsunuz, bir konu takrir çok zengin bir kelime Osmanlı Türkçesinde. Kararlaştırmak demek. Yazılı öneri sunmak, sözlü öneri sunmak. Üç manası var aklıma geldiği kadarıyla. Mektup zaten biliyorsunuz. Tahrirat ile tezkire birbirine tam değil ama ben bazen çarpı koyuyorum aynı anlaşılmasın diye. Zıt diyebiliriz. Çünkü tezkire kurumlar arası ve şehir içi yazışmalara deniyor. Tahrirat şehir dışı yazılara. Şehirden dışarıya, dışarıdan şehre gelen yazılara. Yani bu benim tahrirata ubeydanemdir diye bir ibare bulduğunuzda, siz İstanbul'daysanız adamın İstanbul dışından yazdığını veya İstanbul'dan dışarıya yazıldığını anlamış olursunuz. Şukka biraz önce söylemiştim. Kumaş parçası ile Arapça asli manası olmakla birlikte üstten alta yazılan tahrirattır denilebilir. Telgrafı biliyorsunuz. Tezkireyi biraz önce anlattım. Kaimeler mevkufat kalemi ve mülkiye ile alakalı, mülkiyetle alakalı evraklarda, muamelelerde çok kullanılır. Ondan bir örnek buraya getirmemiş olabilirim. Temessük, tahvil ve senet. Temessük yok ama tahvil ve senet örneğim var. İlmi haber örneğim var. Müzekkire örneğim yok. Kelime olarak çok kullanılıyor. Muameleyi sormak için yazılan belgeye müzekkire denilebiliyor. Arz-ı hal, arzu hal, ariza, arz. Bunlar uygulamalı olarak görünebilir. Mahzar çok mührün yer aldığı dilekçelere deniyor. Genellikle şikayet için kullanılır. Ben Bosna ile ilgili bir tebliğ hazırlarken 200'e yakın halkın mührünün olduğu bir mahzara rastlamıştım. Layiha iki manada kullanılıyor. Hatıra gelen şey manasında layih-ı hatırım olmuştur diye ibare vardır. Bir taslak, bir de rapor. Layiha bizde daha çok rapor diye anlaşılıyor ama belgelerde daha çok taslak olarak. Yani sonucu belli bir rapor değil de şöyle yapılsın diye fikir önerilerin olduğu belgelere layiha deniliyor. Biraz önce bahsettiğim belge hakkında konuşmuştum biraz. Hemen hemen yukarıdaki ifade, ibare hep Atufetli Efendim Hazretleri diye başlar ve bu yazıyı bu iradede sadrazam kaleme alır. Bakanlıklardan ve müdürlüklerden, muhtelif kurumlardan kendisine bir konu hakkında gelen yazıları onların da adını vererek, özetleyerek istenilen emrin padişah tarafından verilmesini rica maksadıyla başkatibe hitaben bir tezkire veya yaptığı işten dolayı telhis diyeceğimiz belge gönderir. Bu gönderdiği belgenin cevabı bir iki gün, bazen aynı gün içerisinde nişan gibi böyle yabancı dış ülkelere verilecek emirlerle alakalı padişah iradesi bazen 3-4 gün, bir hafta sonra olur. Nadiren olur o da. 2-3 gün içerisinde cevap gelir.
Yukarıdaki yazı düz bir rika, aşağıdaki italik dediğimiz mail yazı şeklinde gelir. Yukarıdaki yazı sadrazamın tezkiresi veya telhisi, aşağıdaki başkatibin padişahın iradesini bildirdiği yazıdır. Atufetli Efendim Hazretleri, Rikab-ı Hümayun-u Şahane, yani padişahtan bahsediyor, padişahın huzurundan bahsediyor. Kapıcı başılarından Trabzonlu Abdülhalim Ağa'nın meseleyi sabıkada, yani bu evrakın tarihi aşağıdan görürsünüz, 1857, 1853-56 Kırım Savaşı'na meseleyi zaile veya sabıka diyor Osmanlı. Meseleyi sabıkada vuku bulan hüsnü hizmeti, biliyorsunuz hizmet diye biz karşılıyoruz ama aslından türeyen kelime hademedir. Hademe bizde bir kurumda görev yapan bir kişiyi kasteder ama hademe hadim kelimesinin çokluğudur. Yani hizmet edenler demek. Aynen onun gibi tabi birine tabi olandır. Çokluğu tebeadır. Teb'a değildir. B'den sonra ayın söylenmesi Develloğlu'nun bu ülkeye yaptığı en büyük kötülüktür. Çünkü herkes yokken onun lügatı vardı. Teb'a diye bir kelime yok arkadaşlar. Tabi çokluğu tebe'a, hadimin çokluğu hademe, kafirin kefere, katibin ketebe. Bunlar hep çokluk ve teklik kalıpları. Hep de yanlışlık yapılıyor. Hamil kelimesinin çokluğu hameledir mesela, hafız manasında. Hamele-i Kur'an derler hafızlara. Eşraf-ı ümmeti hameletül Kur'an hadis-i şerifi var. Vuku bulan hüsnü hizmeti cihetiyle, sebebiyle mükafat-ı seniyyeye, yani padişahın mükafatına, mazhariyeti hususuna dair tevarüd eden, tek kelimeyle karşılıyoruz, gelen bir kıta tezkire. Bir kıta tezkirenin bir bölümü mü, parçası mı? Hayır. Osmanlı'da başka dillerde olduğu gibi adet kelimesi cinslere göre farklı kelimeyle karşılanıyordu. Mesela siz burada 20 nefer öğrencisiniz. Kadın erkek fark etmiyor. 3 nefer kız, 17 nefer erkek. İnsan için nefer, adet. Eşya için kıta. Burada 3 kıta bilgisayar var. 3 parça değil, 3 adet demek. Ev için, ev dükkan için babamın 3 bab evi var. Yok ama olsun. Bu bab örneğinde hep anlattığım şeyi meşhur, merhum ve kitapları çok satan bir mimar, 2 bab dükkan kelimesini 2 kapılı diye okumuş. Fakat dedim ya, sıyak ve sıbaka uymuyor. Koca profesör bunu görmüş ama herhalde kapı olsa gerek diye parantez içerisinde yazmış. Kardeşim aç bir telefon sor Allah aşkına. Yani benim telefonum yoksa başkasını ara. Yani bunu anlayamıyorum. Bir insan anlamadığı şeyi niye sormaz ki? Adres soruyorsunuz ama kelime sormuyorsunuz. Nasıl olsa böyledir diye. Hayvan için re'es adet manası. 2 re'es koyun, 2 baş koyun değil, 2 adet koyun. Ama benim çocukluğumda 2 baş diye çok söylenirdi. 2 baş. 2 başlı değil tabii, 2 adet manasında. Silah için kabza kullanılıyor. 4 kabza silah yakalandı. Yani 4 adet. Böyle başkaları da var. Dı hafızamda ama bunların çok az örneğini gördüğümüz için en çok kullanılan kıta eşya için adet, insan için nefer, ev, arsa, arazi, dükkan için bab, hayvan için re'es. Çok kullanılır. Zaten tahrirat usullerinde geçer bunlar. Usulü tahrirat Osmanlı dönemi. Bir kıta tezkire-i behiyye-i seraskeriye. Behiyye ile celile aynı, ulu demek. Tabi tezkire-i behiyye-i seraskeri derken ulu seraskerlik tezkiresi demiyoruz. Seraskerlik tezkiresi. Burada seraskeri derken iyi uzundur. Lık lık eki veren Farsça bir ek. Serbesti-i hürriyet örneğini unutmayın. Hürriyet serbestliği. Mesela fenni mimari derken mimarlık fenni yani ilmi.
mimari, mimarlık fenine. Seraskeri melfuf olarak, melfuf evrak ile, melfuf yani ekli, lef'ek melfuf eklenmiş. Manzur-u âli buyurulmak için, yani kimin için? Padişah için. Evet. Nitekim hemen aşağıya sol tarafa kayıyoruz. İmleç gösteriyor. Kırmızı ışığa gerek yok. Zaten padişah bu gelen tezkireyi manzurum olmuştur diye mim işaretiyle gösteriyor. Bazı hattı hümayunlarında manzurum olmuştur diye evrak üzerine geçmişti hattı hızlıca atladığım şey örneğini görebiliriz. Var da okuyabilirsek okuyacağız. Bu onun işaretidir. Manzur-u âli buyurulmak için arz ve takdim kılındı. Ay-ı muma ileyhin, meseleyi harbiyenin bidayetinde başlangıç, bed, başlamak, bidayet, başlangıç. Müptedi başlayan, iptida, başlama. Çok kullanılıyor. Bidayetinde batum. Batum mu? Bilumum mu? Batum canibinde bulunarak hüsnü hizmet ve gayret göstermiş olduğu tahkik olunmasıyla, bunlar çok kolay kelimeler, tahkik olunmasıyla mükafaten kendisine 5. rütbeden, zannediyorum rütbelerin rakamı büyüdükçe değeri düşüyor. Yani 1. rütbe en büyük olması lazım. Kendisine 5. rütbeden bir kıt'a mecidiye nişan-ı âlisi. Nişanın sıfatı %100'e yakın zişandır. Nişan-ı zişan. Ama âli de kullanılıyor. İta'sı. İta kelimesi defterdarlıkta para veren amire adlandırılır. İta amiri, parayı veren amir diye. Halen yaşayan bir kelime. Daha doğrusu biz Gülhane'de, arşivde çalışırken defterdarlıkta yemek yiyorduk, görüyordum İta amirini. Şimdi değiştirilmiş olabilir. 87 nerede, 2022 nerede? Nişan âlisi, itası münasip olacağı veçhile, pardon, ve istidası veçhile, bunu küçülteyim en iyisi habire, terfi-i rütbesi, vabeste-i emri, emr-u ferman-ı âli ilüye. Vabeste, bağlı demek. Mütevakkıf manası. Merbut, aynı kelime. Vabeste-i emru ferman-ı âli idüyi. İdüyi, olduğu demek. Bugün Türkçe'de, Göktürkçe'den gelen bu kelime yaşıyor bir deyimle. Ne idüyü belirsiz diye. Ne olduğu yani. Tezkire-i merkumede işar olunmuş olmalı, olbapta. Yani o konuda. Şimdi bazı metinler arkadaşlar olbapta der bitirir. Şunu kastediyor aslında. Devamını kastediyor. Devamı var diye düşünün. Olbapta her ne veçhile emru fermanı Hazreti Şehinşahi iyi uzun müteallik ve şeref sudur buyurulur ise olbapta diye bırakması bunun devamını anlamanıza mani olmamalı. Mantık-ı münifi. Bunu nasıl çevirirsiniz bilmiyorum. Yüce muhtevası sözü diye değil, gereği tek kelimeyle. Mantık-ı münifi. Kelime manası değil, kast ettiği mana. Gereği. İcra kılınacağı beyanıyla tezkire-i senaveri terkimine. Terkim, yazmak, tahrir, tezbir, tasdir kelimeleri. Yazmak terkimle birlikte kullanılıyor. İptidar olundu efendim. İptidar da çok arkadaşı olan bir kelime. Müsaberet, gayret, say, ikdam. İptidar olundu efendim. Fi 9 Recep sene 1273 demiş sadrazam. Başkatip efendi şöyle cevap vermiş. Maruz-u çaker-i kemineleridir ki, aciz kullarının arzıdır ki. Bunun tam karşılığı bu.
aciz kullarının arzıdır ki. Maruz-ı çakeri kemineleridir ki. Enmile tire pira tire yı izaz olan parmak uçlarımızı şereflendiren. Ne bu? Bu ne biliyor musunuz? Bakın şimdi. Parmak uçlarımız enmile pirayı izaz olan iş bu varak fareler. Yani elime ulaşan, tuttuğum. Burada kelimelerin manalarını parmaklarımızı kendisini tuttuğumuz için şereflendiren diye komik bir çeviri yapmayacağız. Elimize ulaşan. Bunun arkasından anlatayım hikayemi. Ayşe bilir, Sevgi de belki duymuştur ama senin zamanında belki bunu bilmiyordum. Bir gün canım sıkıldı. Ya parmaklarımızın tutmakla şeref duyduğu ne demek? Elimize ulaşan demek diye. O günden sonra hep elimize ulaşan diye anlattım. Fakat birkaç yıl sonra canım sıkıldı. Ya lügate yiğitlik yapılmaz mı? Kamusa bakayım ne diyor? Aynısını yazmış. Bakmadım o zamana kadar 2 sene boyunca. Elimize ulaşan demek. Elimize ulaştı. Bunlar da ulaşsın. Çok güzel. Yahu bilseydim daha çok çektirirdim. Enmile pirayı izaz olan, yani elimize ulaşan. Ne ulaşmış şimdi onu söyleyecek. İş bu. Bakın iş bundan sonra gelen belge rüknünü anlatıyorum. Tarih ise belgenin tarihi, çeşit ise belgenin türü, makam ise belgenin makamı. İş bu tezkireyi, tezkireymiş bu belge. Yani yukarıdakinden bahsediyoruz. Başkatibin eline kendi yazısı değil, yukarıdaki yazı gelmiş. Tezkire-i Samiye, sadrazamın yazısı. Onu da güçlendiriyor sadaret penahileriyle. Mezkur tezkire. Yani sadrazamın gönderdiği kendi tezkiresiyle ona gelen ve gönderdiği diğer tezkire. Biliyorsunuz penah kelimesinden türeyen kelimeler makam sahiplerini ifade ediyor. Çok kullanılır. Mesela beyan-ı risalet penahi beni çok mütehassıs eyledi. İsim yok ama kimden bahsettim? Hazreti Peygamber'den. Risalet penahi peygamberimiz için kullanılıyor. Hilafet penahinin bu akşam davetine icabet edeceğiz. Yani padişah. Vekalet penahi, sadaret penahi, Sami, sadrazamın sıfatları, Sami'de penah yok ama vekalet penahi ve sadaret penahi sadrazam için kullanılıyor. Makamı vekalet penahiye arıza-i çakeranemdir. Yani sadrazama bir şey arz ettim. Nezaret penahi çok açık, nazırı kastediyor. Makamı nezaret penahilerindeki memuriyetim sebebiyle müterakim olan maaşımın defaten itasını istirham ediyorum efendim. Hep paradan bahsediyoruz değil mi? Tabii doğalgaz 809 lira ödeyince. Yani ne oldu? Nazır nezaretinde onun kurumunda çalıştığım için birikmiş paramı istiyorum. Bu çok sık görülen şeydir. Emekli olan, edilen, bir yere giden, hasta olan, birine bakmakta zorlanan kişilerin maaşları tedahülde kaldığından, içeride kaldığından böyle çok dilekçe okuduk yani. Penahiler bitti herhalde. Risalet penahi Hazreti Peygamber, hilafet penahi padişah, sadaret ve vekalet penahi sadrazam, nezaret penahi nazır. Meşihat penahiyi unuttuk. O da Şeyhülislam. Ve Antep'te de kullanılır. Mezkür tezkire ve evrak manzuru maali menfuru Hazreti Padişahi buyurulmuş. Şimdi, meal ile maal farklı iki kelime. Biri mana, meal, elif, hemze ile olan. Maali, yücelikler demek. Yani onu aynen söylediğim gibi. M-A, ayın işareti uzun A ve uzun L. Yani L'den sonra uzun I. Maali tire menfur, çok yüce. Menfur, vefretten yücelik manasında, yücelikler. Mali menfur Hazreti Padişahi uzun iyi buyurulmuş. Yani sadrazamın kendi ve diğer kendine gelen tezkireleri padişahça görülmüş
Ve istizan buyurulduğu veçile, istizan izin istemek, muma iley zikrolunan rütbeden, muma ileyhe zikrolunan rütbeden bir kıta nişanı âli itası ve ol veçh ile terfi-i rütbesi, müteallik ve şeref sudur buyurulan. Arkadaşlar, müteallik ve şeref sudur buyurulan, müteallik alakalı olan demek ama bunu da dahil ederek, müteallik ve şeref sudur buyurulan, bütün bu kelimeler tek Türkçe kelimeyle ifade olunuyor. Çıkan, çıkan. Şeref sudur buyurulan, şeref sünuh ve sudur buyurulan, padişahın çıkan emri manasında. Yani bunu nazır için, benim için, sizin için kullanmıyor. Müteallik ve şeref sudur buyurulan, emr, o irade-i seniyyeyi asafiyelerine, pardon, satır atladım. Ne oldu dedim ya, sadrazam emrine döndü. Meğer satır atladım. Siyak ve sibak uyumsuz oldu. Emr-i irade-i seniyye-i cenab-ı mülükâne, yani padişahın emri muktezai celilinden olarak, yüce celilinden diye çevrilmez. Gereği olarak. Mukteza tireyi celilinden olarak. Saliful beyan tezkire. Sabıkul beyan. Saliful beyan. Marrul beyan. Üç tane aynı manada tamlamamız var. Mürürden mar, iki re, marul gibi ama tek re değil, çift re olunca marrul beyan oluyor. Sabıkul beyan, saliful beyan. Zikri önceden geçen. Tezkire ve evrak. Yine sav yön, cihet, taraf demek. Sami'yi asafilerine iade kılınmış. Olmalı olbapta emr-i ferman, Hazreti Veligül emrindir. Bu olbapta emr-i ferman, Hazreti Veligül emrindir lafı şudur. Koskoca padişah emir veriyor fakat başkatip diyor ki bu konuda emir ve ferman zat-ı devletinizindir. Niye diyor ki emretmek padişahtan ona mı geçiyor? Hayır. Bu nişan verilmesiyle ilgili emri sen ver diyor. Artık bundan sonra iş sende. Bu işi sen idare et. Bu konudaki emir ve ferman senin sorumluluğundadır diyor. Ne zaman gelmiş arkadaşlar? 9 Recep'ten 10 Recep. Bir gün sonra padişahın emri zuhur etmiş. Bu sizde olmayan bir evrak. Dün akşam gördüm, tararken ve çektim. Bu yukarıdaki de ne ya? Türkiye Cumhuriyeti. Medrese-i Hattatin. İcazetname. Ben bunun divanesi için çektim. Bakalım okuyabilecek miyiz? Dalın güzelliğine bakın. Yüksek ökçeli bir hanım ayakkabısını andırmakla birlikte. Ders-i adette mütevellid, yani doğan. Mütevellid sebep olan manası da var. Yağmurdan mütevellid 15 kişi gelmedi derse. Muhtemelen değil mi? 20 kişi görünüyor aşağı yukarı. Macid Efendi, Medresetül Hattatine, Hattatlar Okulu. Medresetül Hattatine devam ile hattı talikte meleke ve maharet ihraz yani kazanmak ve icazet name ahzına liyakat ibraz eylediği gösterdiği. Muallimi canibinden, canibindeki nun arkadaşlar, bu güzel he dediğimiz, Türkçe kelimelerin sonunda ea veren, Ankara'da, İstanbul'daki a sesini veren he, Kur'an-ı Kerim'de de, Rika'da da, Talik'te de, buradaki divani'de de, sadece sıfır gibi olduğunda H okunur, üstünde bir nokta olursa nun okunur, iki nokta olursa T okunur. Tabii üstündeki tek noktayı karnına da aldığını buradan görüyoruz. Yani H bir
Nun 2, T3, 3 harf olarak okunuyor. Noktayla birlikte. Takrir, canibinden takrir. Yani yazılı olarak belirtilmiş. Ve eser hamesi, meclisi idare heyetince de takdir edilerek. Muma ileyhe, Aliyyül Ala derecede icazetname ita kılındı. Fi 18 Rebiyül Ahir sene 1342 ve 27 Teşrin sene 1339. Hattı Talik muallimi, fakat burada adı okumak mümkün değil. Sadece Es-Seyyid Mahmud Kemal'i görünce, ben onun Efkaf-ı İslamiye Müzesi kurucusu da olduğunu bildiğim için bunu yazmak istedim. Mühim bir zat zaten. Evet. İnanını yazmamışım. O zaman soyadı olmadığı için. Evet, evet. Bunu atlatmış olduk. Şimdi ilmi haber örneği demişim. Pek kendine bu ismi veren belgeyi gördünüz mü daha önce bilmiyorum. Veçi tahriri huruf oldur ki. Yani bu yazıların sebebi şudur ki diyor. Sizde olmayabilir bu. Yoktur, çünkü dediğim gibi akşam daha önce çoktan seçip karar aldığım halde burada çok ani bir şekilde çıkış alınacak belgeleri tespit edince evde kaldığımdan ekleyemedim. Mahmiye-i İstanbul'da, yani İstanbul'da, korunmuş İstanbul ama öyle çevirmiyoruz, İstanbul'da. Vaki Sofular Hamamı, çifte hamamın, değil mi? Çifte hamamın gedik tabir olunan, uf bu şey yahu hamam malzemeleri sayıyor. Peştemal midir nedir? Peşteme. Peştine. İki miat, iki tarak, 10 tas, bir çekecek. Tabi bunları sizinle birlikte okuyorum. Ben sadece seçtim. Çatı, bir çatı çekecek. Bir saç gediğine, mutasar, bir saç gediğine mutasarrıf, mutasarrıfat olan. Yani birkaç kişi herhalde olacak ki mutasarrıfat demiş. Bu tabiri de ilk kez görüyorum. Seyyid Ömer Ağa bin İbn Osman ve karındaşı Hüseyin ve Emine Hanım. Evet, mutasarrıfat, ama bunu dediğim gibi Anadolu'dan bazı gelen şeyler, bu İstanbul olmakla birlikte lügatten kelime seçerler cımbızla. Bu tip bilgiçliğini gösteren, grameri bilgisini gösteren yazılara sıkça rastlarız. Mutasarrıftır, yani mutasarrıf olan, kullanan demek. Mutasarrıfat diye. Arapça bir cümle kullanmadığı için mutasarrıfı mutasarrıfat diye çekmesi tamamen manasız yani. Bir Arapça cümle olsa evet, ama bu Arapça kelimeyi Türkçe cümlede kullanıyor. Ve Emine Hanım binti Abdullah ve Münevver Hanım binti Abdullah rub hissesine, yani dörtte bir hissesine gene mutasarrıfat oldukları. Gedik biliyorsunuz meslekle alakalı bir kelime. Gedik-i mezkurun müceddeden senet verilmek üzere ketüdamız defterinde mastur. Bu kelime de mestur ile karıştırılmaması için, mesturda setirden ta yerine T vardır, örtülü demek mestur. Bu satırdan yazılı demek mastur. Bunları muhakkak bugünkü ibarelerde de mastur ve mestur diye ayırt etmemiz lazım. Aynen mahsus ile mahsus gibi. Mahsus, husustan özel. Mahsus, histen, hislenmiş. Bunları ancak seslilerle ayırt edebiliriz. Ketüdamız defterinde mastur ve mukayyet olduğunu müşir, yani bildiren iş bu. İlmi haber verildi. Fi 23 Zilkade sene 1249.
bir kemal gibi bir şey var. Bir ilmi haber örneği daha, divani ile İsveç kapıdanlarından diye başlıyor. Sonuna bakalım, verilmiş olmağla merhum, pardon, malum olmak için baş muhasebeye ilmi haber verildi. Yani belge kendi adını her zaman olmasa da pek çok kez ifade ediyor. Bu bir layiha, bahsettiğim Osmanlı Devleti'nin olan durumu ve olması gereken durumunu ifade eden sanat tarihiyle alakalı. Abdülhamit zamanında ismi layihalarda ne yazık ki zikir yok, isimlerini anmıyorlar. Bunun kim olduğunu ben bilmiyorum dolayısıyla. Bir hat profesörü filancadır diye tahmin ediyoruz demiştim. Ama ben tebliği sunduktan sonra. Burada mimarlıkla alakalı fevkalade güzel şeyler var. Son Osmanlı mimarisine uygun binanın Eminönü'ndeki yeni cami olduğunu, sonlardan olduğunu ve Bayezid gibi Osmanlı mimarisine uygun bir örnek bina olduğu halde karşısındaki bugün Bayezid Devlet Kütüphanesi'ni çok küçümsüyor bu adam, bu layihada. Niye böyle yaptılar anlamıyorum diyor. Yine ondan öğreniyoruz ki Sultanahmet Camii'nin kubbelerini eski süslemeyi bozacak şekilde boyayla, alçıyla kapatmışlar. Kendisi rica etmiş, evkaf nazırı vasıtasıyla ortaya çıkarılmış. Yine oradan öğreniyoruz ki çok harika bir Türk eseri olan Kılıç Ali Paşa Camii'nin yanındaki büyük çeşmenin kenarlarına çocuklar oynamasın diye duvar örülmüş. Ve Mimar Sinan'ın Kılıç Ali Paşa Camii'ni yaparken Türk mimarisinin şaheseridir diyor. Çünkü vasiyet etmiş Mimar Kılıç Ali Paşa, bu camimin yapımında asla gayrimüslim çalışmasın. Ve hattı Çinisi mimarisiyle çok büyük örnektir diyor. Ben Kılıç Ali Paşa'nın onu tebliğ hazırlarken camiyle ilgili Google'a bir bakayım dedim. Don Kişot'un camide çalıştığı yazıyor. Wikipedia'da. Şaşırdım. Adam burada gayrimüslim çalışmadı diyor. O çalıştı diyor. Sonra öğrendim. O yıllarda Türklerin elinde esir olmuş ama hiç İstanbul'a gelmemiş. Kuzey Afrika'da çalışmış. Esir kalmış. Nasıl yaptım bilmiyorum ama bu benim internette kendimi açtığım şeydir. Bizim arşivin şifresini birinden aldım. Wikipedia'da girdim, onu sildim, doğrusunu yazdım. Bir daha da kontrol etmedim ama. Başkası da silmiş olabilir. Ve son dönem mimarileri için diyor ki, bunu yapanlara soruyoruz. Siz neyi örnek aldınız? Batı mimarisini. Bunlar hep bu layihada aktardıklarım. Peki batılı mimarlara soruyoruz. Yok, bunlarla bizim ilgimiz yok. Yani bizimkiler batıyı taklit ettiklerini söylüyorlar. Onlar bunun bizimle alakası yok diyor. Bu fevkalade güzel bir yazıdır. Ama okuyamayacağız. Ahmet Mithat Efendi'nin mektuplarını da geçeceğiz. Bu arkadaşlar yine yayınladığım bir mektup, son anda aklıma geldi. Mektup bölümünde örnek olsun diye. Talat Paşa'ya Osmanlı zamanında yenilikçi diye, Cumhuriyet zamanında eskici diye sürgüne gönderilmiş Refik Cevat Ulunay. Ulunay Mevleviliğinden dolayı Ulunay, yani neyi kastediyor? Orada defnedilmiş. Türkçesi son asrın en güzel müelliflerinden biridir. Refik Cevat Ulunay. Son Berat Ferman Tuğra'da anlayan büyük adamlardan biriydi. Efendim? Bu gözler neler gördü diye kitabı var. He? Bu gözler neler gördü? Senin bir kitabı. Çok kitabı var canım. Dağlar Kralı, yosmalarla ilgili. Mermer Köşkün sahibi, Hindistan hatıraları. Ben 3-4 kitabını okudum.
Tabi bunu geçiyorum. Bu Ali Emiri'nin Millet Kütüphanesi'nin kuruluşuyla alakalı layihası. Hızlıca okuyacağım bunu arkadaşlar. En azından kayıtta dinleyen olursa istifade etmiş olur. Marif Nazırı Esbakı, yani iki önceki nazır. Münif Paşa, Münif büyük demek ama tabii adamın adı. Merhum Marif Nazırı Olmaz'dan bir hayli zaman mukaddem önce bir Millet Kütüphanesi tesis ve teşkilini arzu etmiş. Ve bu bapta bir cemiyet-i ilmiye teşkil ve bunun lüzumuna dair bir layiha tanzim ederek sadrazam bulunan Ali, Ali değil, paşa merhuma takdim eylemiş ve o vakitlerde hariciye mektupçusu, yani genel sekreteri gibi bulunan Erzurumi Edhem Pertev Paşa tarafından tevsi genişletmek ve Sadr-ı Esbak, Ali Paşa merhum tarafından dahi bazı mahalleleri tashih edilmiş idi, imiş. İhvan-ı Kiram'dan, değerli kardeşlerimizden ve Üdeba-yı Muhteremeden, değerli edebiyatçılardan Faik Reşat Bey, Faik Reşat Unat coğrafyacı profesör, o mu acaba? Merhum Münif Paşa layiha-i asliyesini siyah ve Ethem Pertev Paşa'nın ibarelerini mai ve Ali Paşa'nın tasdihlerini kenara kırmızı mürekkeple yazarak bu hakire ihda eylemiş idi, hediye etmiş. Aradan 15-20 sene geçtikten ve Faik Reşat Bey rahmeti Hakk'a vasıl olduktan sonra Cenab-ı Hak bu abdik kemineye, aciz kula bir kütüphane teşkil ve isminin Millet Kütüphanesi tevsimini, isimlendirilmesini nasip ve müyesser eyledi, mümkün kıldı. Kitaplarımı mezkur kütüphaneye nakil, mesela nakl değil arkadaşlar. Tamlama olursa nakl, nakli ahar, nakli cedid ama Türkçe cümlede kullanıyorum, nakil. Yani çok sinirlendiğim bir şey bu benim. Arapça kelimeleri olur olmaz yerde aynen aradaki bizim ı'larımızı, ü'lerimizi kullanmadan kullanmak. Tamlama varsa bütün kelimeler aslına döner. Bu tamlama yok ki, nakil. Kütüphaneye nakil ve tertip eylediğim esnada mezkûr layiha kitaplarda, kitaplar arasında zuhur eyledi. Bundan yarım asır kadar evvelde bir Millet Kütüphanesi teşkili arzu edildiği halde muvafık ile arasında vav'dan sonra elif var ve bu çok sık yapılan bir hata arkadaşlar. Muvaffak, başarılı olmak, muvafık, uygun demek. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Olunamaması ve şimdi benim teşkil eylediğim kütüphanenin de isminin Hüsnü Tevarüt kabilinden bir kabil var, imkan bir kabil var gibi Hüsnü Tevarüt kabilinden güzel bir geliş olarak, yani güzel bir an olarak, güzel bir şey olarak Millet Kütüphanesi tesadüf eylemesi hususlarına taaccüp ve Cenab-ı Rabbül Alemine teşekkür ederek merhum Faik Reşat Bey'in hatta destiyle olan tarihi şu yadigarı nefis teberrüken kütüphanemize vaz eyledim. Fi 15 Şaban 1335 Ali Emiri. 27 Mayıs 1917 yapıyor imiş. Arkadaşlar pusula bizde böyle gençlerin arasında bir şey belirtmek için yazılan küçük basit kağıtları denir ama hani ahan da size belge pusula olduğunu, değil mi? Yukarıya öyle yazmışım. Kendi söylüyor. İş bu pusula verildi diyor. Evet, Osmanlı'da da bilgi için verilen kağıda pusula denilebiliyor. Tabi pusulanın bir de yön gösteren alet olduğunu biliyoruz. Neymiş bu? Kazai Gölhisar, kuruş 2650. Medine-i Saraybosna'da
Goriçe herhalde. Evet. Demekle maruf ca-yı ferah efzada. Ca kelimesi, ru kelimesi, bu kelimesi Farsça y ile de yazılıyor, y'si de yazılıyor. Yani ca-yı da olabilir, ca-yı da olabilir. Bu koku demek, bu da olabilir, buy da olabilir. Ru yer, yön demek, ruy da olabilir. Ruy zemin, ru beru, ikisi de kullanılıyor. Biz y'yi tamlamaya alıyoruz. Ca'yı ferah efzada, ferah yerde. Müceddeden bir şey çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Bu diplomatikada kendine övgüyü yöneltmek egoizmdir. Başkasına yalakalık diyorlar. Peki şimdi Saraybosna'daki Goriçe'ye ferah feza demek de kime iltifat ediyor bu adam? Osmanlı suya aziz, ekmeğe leziz. Ters söyledim değil mi? Suya leziz, ekmeğe aziz. Makama celile, behiye. İşte burada ferah efza diyor. Yani karşı tarafa hürmet, kendine çakiranem, keminem, acizul ceza. Bu yalakalık olmaz yani. Karşı tarafa hürmetle alakalı bir şey. Koskoca sadrazam Asaf, yok Asaf değil. Ayas Paşa, Sinan Paşa'nın kardeşi mühür bastırmış. Ahkar bin Nas Ayas. Bunun hikayesini de anlatayım da kayıttaki de dekan arkadaşım dinlesin. Ben dedim adım neyse onunla hitap etmek isterim. İyi dedim. Bir şey söylemedim. Birkaç hafta sonra adının başına faziletli, devletli, behetli, işte adını söyledim. Efendim Hazretleri nasılsın? Ay söyle söyle dedi. Çok güzel oluyor. Hani sen sadece adınla hitap ediliyordun? Adam bunun tersini yapıyor yahu. Bu riyakarlıksa kime riyakarlık yapıyor? Padişah'tan sonra gelen adam. Enteresan. Allah'a karşı kendi durumunu tespit ediyor aslında. Bütün olan şey bu. Ya-i ferah efzada müceddeden ba emri âli. Bina ve inşa olunan saray-ı âli ebniyesi için, bu ebniyesi için, ebniyesi tire çün yazıyoruz. Elif yok çünkü. Vuku bulan mesarifat marifeti şer, kanun marifeti ve vücuh-ı ahali marifetleriyle. Ve halkın tamamı, ileri gelenleri. Kaide-i kadime üzere, eski usul olarak, ya yani esas usul olarak, kazahayi eyalete, ha Farsça çokluk eki biliyorsunuz. Kazaha, kazalar, eyalet kazalarına. Kazanın hası, kazalar. Kazahayi eyalete, tevzi ve taksim olunan mebaliden, Berveç-i Bala, bunu ne yazık ki belge bilmeyenler hep bir okuyorlar. Vecihten önce gelen bere yüzde milyon ber okunur. Bir ne zaman okunur? Şimdi ber edat üzerinde demek. Vecihten sonra le varsa ber vecihle olmaz. Bir vecihle olur o zaman. Bir şekilde. Vecih kelimesinden le la iki edatı gelirse bere bir okunur. Ama ek yoksa berveç. Berveç-i Bala yukarıda olduğu üzere. 2650 kuruş Gölhisar kazasına isabet eylediği ni mübeyyin. Mübeyyin kelimesi de zamanla yanlış okunur. Mübeyyin açık aleni demek. Dini mübeyyini İslam da olduğu gibi. Mübeyyin bildiren demek. İş bu pusula verildi. Hurre yazıldı. Fi 13 Rebiyül Evvel sene 1249. Mühür de gayet okunaklı. Es-Seyyid Hasan Nuri, Hüseyin Nuri pardon. Burada da sadece cinsine bakalım. Bir askeri evrakta pusula ita olundu denmiş. 1249 yıllarıyla alakalı. Şimdi ben çalışırken bu şeyde görülüyor orada. Daha çoktu da bilgisayarı değiştirince evdekini ile yer değiştirdim.
yer adları, lügatleri muhakkak hemen bilgisayarımda olsun isterim. Burada bu belgenin 1249 demişti değil mi? Yılın hangi padişaha ait olduğunu hemen buradan bakıyorum. 1249 Hicri tarihi, 1277-55, 23-55 arası 2. Mahmud'un dönemi olduğunu anlıyorum. Bu hemen bilgisayarın Word çubuğunda var. Resim çubuğunda bunun 2. Mahmud dedik değil mi? 2. Mahmud'un Tuğrasının nasıl okunduğunu, Tuğraları Süha Ümür'den hemen görüyoruz. Mahmud Han bin Abdülhamid Han el-Muzaffer daima. Hata ihtimali sıfır. Bunlar o dönemi yaşamış ve yazmış adamlar. Bunu da geçelim. Yusuf'muş mühür sahibinin. Bu da memhur pusula diye bitiyor. Askeri alayla alakalı. O yüzden sıkça olabilir. Bu bakırla alakalı, krom madeniyle alakalı adeta nesih yazısı gibi bir rika. Çok hoş bir yazı çeşidi yani. Bir yazı. Bu neymiş? Senet. Bu bir senet örneği. Bunu da okuyalım hızlıca. Çok örnek var bunlardan. Yani bunun aslı avuç içi gibi bir şey. İki tane mühür, tarih ve bir konu ve bihi var. Veçhi meşru üzere. İş bu 1249 senesi. Mah-ı He, bakın Elif'in tepesinde. Zilhicce-i Şerif'in, evet değil mi? Şerif'te, affedersiniz. Şerif'te. Vazifemizi Baberat-ı Alişan mutasarrıf olduğum üzere. Vazifemizi Baberat-ı Alişan mutasarrıf olduğum üzere. Niye olduğumuz değil. 54 diyeceğim. Evet. Tabi burada ne yapmış? 4 biliyorsunuz vavsız yazılır. Ama umur kelimesi elif, mim, vav ve re ile yazılır. Fakat onu umur gibi mevkufat defterlerinde, menzil defterlerinde mürur ve ubur veya pardon ubur ama umur da aynı şekilde Anadolu'dan gelen belgelerde eliften sonra vav da kullanılıyor. Ayından sonra vav da kullanılıyor. Obur gibi yani. Obur tabii Türkçe değil. Ayın olmaz. Bu da onun gibi olmuş. Dört parayı hala Medine-i Gelibolu. Gelibolu mu? Medine-i bu hemze olsa Gelibolu. Lam'dan sonraki Y'yi öyle bir yapmış ki ta harfi gibi. Emtia gümrüğü Nazırı Derviş Mehmet Bey 7'den tamamen Aks Ukaps. Burada tekrar grubunda ben çok sevmiyorum ve Farsça U ama çok kullanılan Hüsnü An gibi mürur ve ubur yerine mürur ubur Aks Ukaps burada U kullanılabilir. Ben demesem de zaten herkes öyle kullanıyor. Yani diğerlerinde de mesela geldim, u gittim diyor. Ahzu kabz olunup iş bu sene tahrir olundu. Selh ayın 29 ve 30'uydu. Artık hepsini 29 sayıyoruz. Selh Zilhicce sene 1249. Es-Seyyid Mehmet Şedde varsa Muhammed Şükrü. Tekrar grubunda ahz almak, kabz elinde tutmak. Çok benzer kelimelerde söyleyiş emru fermanda olduğu gibi. Aslında emir ve ferman. Ben buna genellikle emir ve ferman diyorum. Ama emru ferman çok kolay söyleniyor. Ahzı kaps. Şimdi ve demen için ahzı da ahız yapman lazım. Bu da biraz komik olur yani. Ahz yerine ahız ve kabız. Evet kabza da kabız demen lazım. O yüzden ahzı kaps bizi sorumluluktan ve günüşlükten kurtarmış olur. Bu örnek senet örneği. Bu da neymiş? Tahvil senet manasında. Bunlar tasnif ettiğim evraktan aldığım. Tabii bunlar çok buruşuk evrak ama tahvilli böyle pek görmediğim için ben de faizinin senedi kaleminden faizimin senevi yok senedi kaleminden itası için iş bu tahvil temhir olundu diyor. Burada memhur tahvil diyor. Memhur tahvil, mühürlü tahvil. Veçi tahriri huruf oldur ki diye başlıyor. Öbürü de aynı manada. Baisi tahrir nemika odur ki. Hemen hemen aynı manada. Bu çok
cici bir talik evrakı, tabii asla okuyamayacağız. Bunu okumaksak olmaz. Üçüncü Ahmet'in, yani ben çok kaideye bağlı olmak zorunda değilim canım. İki kere riayet ettim. Üçüncüyü bozabilirim. Birkaç dakikanızı alayım. Üçüncü Ahmet'in mi? Evet, üçüncü Ahmet'in bir hattı hümayunu. Ne demiş bakalım? Benim vezirim, bugün ne tarafa binişe azimet edersin? Bu edersindeki şans eki kafla olmalıydı bence. Canım paresi kızım, nicedir mübarek mizaçlarının sıhhati ile. Mizaç, karakter manasında olmakla birlikte, Osmanlı mesela Şura-i Devlet'te 10 kişi toplanıyor, benim yanıma, benim yerime Mustafa Küçük na mizaç yazıyor. Karaktersiz değil, hasta demek. Na mizaç, mizaç karakter şey olarak, hastalık olarak kullanıyor. Yani na mizacı tabii. Mizaçlarının sıhhati ile sonundaki hersüs hattat, 3 Kur'an-ı Kerim yazdığı yazılıyor kitaplarda, ben görmedim. Ama beni sürur eyleyesin. Mizaçlarının sıhhati ile beni sürur eyleyesin. Yani iyi olduğunu söyle diyor. Benim vücudum elhamdülillahi teala sıhhat üzeredir. Taraf-ı hümayunumda, tarafının tamlama yeğesini de yapmış adam. Taraf-ı hümayunumda olanlar, yani benim tarafımda olanlar dahi sıhhatledir. Malumun oldukta cevabı yazıp bildiresin. Size tesis örneği de göstereceğimi söylemiştim. İşte şu sadrazam sahı en tepede görüyorsunuz. Sadrazam buyuruldusu, defterdarın sahı 8 gibi olan tarih ve defterdarın telhisi. Bir de defterdarın gülü, imzası gibi. Hızlıca okusak ne olur? Arzı bendeleridir ki, umarım okuyamadığımız kelime çıkmaz. 1172 senesinde tebrik cülüsü Hümayun için Der Aliye'ye gelen Leh orta elçisi Esna-i Tarik'te Mankaliye kazasına, öyle bir kaza var, nüzulünde, inişinde, konakladığında der kenarda mastur, bir yer adı olur diye korktum, der kenarda mastur emri şerif mucebince ehli kazanın tekaliflerine takasen, ne eden, isabet eden mi acaba, iktiza olacak, iktiza eden bir günün tayinat ve araba ve bargir, yük taşıyan hayvan, bargirlerini tedarik ve teslim eylediklerini, havi mihmandarının verdiği, V'ye bakın, V'vere böyle bitişebiliyor. Verdiği divani bitişmesi, ama bu yazı divani değil. Memhur temessüktür. Kaydı mucebince baha ve ücretleri için iktiza eden 105 kuruşun 55 kuruşu tenzil olunup maada 50 kuruşa ahali kazanın tekaliflerine takasen tezkireyle verilmek babında ferman devletli saadetli sultanım hazretlerinindir. Tezkire dade 17 Recep 1173. Değil mi? 1173 olacak. Evet. Şimdi bundan bir tane daha var ama onu okumayacağım. Ben bunu Mübarek Hanım'ın Asparuh Velkov'un kitapçığından edinmiştim. 1988'de 6 ay rahmetli Bekir Kütükoğlu, Mithat Sertoğlu ile birlikte arşiv fonunda çalıştık haftada iki yarım gün. Hoca bir gün geldiğinde bu diplomatikadan ne anladığımı ona bir yarım saat anlattım. Bu işaretle oradan gelme. O da çok memnun kalmıştı. Burada zaten size gönderirsem neyin ne olduğunu görüyorsunuz. Bir tezkire örneği, bir Rus tezkiresi, Berat tezkiresi. Bunlardan çok çıkıyor. Nişan-ı Hümayun yazıla ki
Yani tuğra çekilsin manasında, berat yazılsın diye. Onun için yazılan tezkireler, bunlar kalemler arası tezkire, bunları zaten çok biliyorsunuz. Bir de arz tezkiresi, bu sadrazamın doğrudan aslında buyurultusu aynı zamanda. Yani beyaz üzerine buyurultusu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Geldiğiniz için de öyle. İşleriniz rast gitsin. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar ve bayramlar dilerim. Hoşça kalın.